Evet artık... Evet, artık maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Extinction'ı bitireceğiz. Final Boss Savaşı. Şimdi Final Boss Savaşı'na çok fazla bir hazırlık gerekmiyor. Tabii en son... Çok fazla bir hazırlık gerekmiyor ama en son ben yanlışlıkla dünyanın içine düştüm ve öldüm. O şekilde öldüğüm için bütün ekipmanlarım gitti. O ekipmanları geri alacağız. Bildiğin normal setler yeterli olur zaten. Ekstradan kısaca normal bizim setlerimiz bu 3 tane titan. Gerçi Desert pek bir işe yaramaz gibi de yine de götürem yani. 3 tane titan, bir de 4 tane mek. Niye 4 tane mek? Oraya gidince anlarsınız. Şimdi normalde bu savaş için şey gerekiyor. Yani giga filan yapmak gerekiyor ama ben bir önceki savaşımda ona gerek olmadığını da öğrendim. Şimdi ekranda fotoğraflar çıkacak. Öncekinde bu üçünü taşımıştım. Ondan sonra 5 tane Yutri, 5 tane Deodon, tam sayısını hatırlamıyorum. 20 tane Giga, 10 tane Managramer falan koymuştum. Üstüne bir de şeyde. Onlarla kapışmıştım. Ama boss savaşı başladı. Direkt boss'un ilk 1-2 saldırısında, yani birkaç tane bir süre dayandılar. İlk birkaç saldırısında hop, Managramer, Giga Mega hiçbir şey kalmadı. Sadece Titanlar kaldı. Tek yedi hepsi. Ve boss'un canı doğru düzgün azalmadı bile yani. O yüzden hiç gerek yok. Bu üçü ve şeyle direkt gidebiliriz. Şimdi daha da ekipmanları hazırlayalım. Evet, bütün ekipmanlarımız hazır. Klasik yemek, element. 4 tane mek. Bu 4 tane mek yani alfa zorlukta yenecekseniz şart gibisinden bir şey. Yani bizim şartlarımızın normali de şart. Birazcık da normali kullanamazsınız gerçi. Neyse. 2 tane yedek set. 4 tane yemek şeyi. Tek railgun, tek rifle, tek... Bunlar klasik şeyler yani. Boss fight'ta kullanmayacağımız bile şeyler. Ama sırf envanter boş durmasın diye aldık. Ve bunlardan ibaret. Ve ekstradan bütün titanları alacağız. Şimdi, peki bu titanların hepsini oraya nasıl götüreceğiz dersen zerre bir fikrim yok. Çünkü bunlar kraya kodlanmıyor. Ve oralar birazcık tehlikeli. O yüzden savaşa savaşa gitmemiz gerekecek oralara. Ve tam olarak neresiydi hatırlamıyorum. Şurası. Ben de diyorum bunun canı niye şey? Bunun canı full mü? Tamam, full. Bunlar yemeğe ihtiyaç duymuyor sanırsam, öyle bir şey vardı. Şimdi yavaş yavaş gidiyoruz ama ben bunu hızlandıracağım. Yani oraya gidene kadar en azından. Tamam, burada normale çevireceğim. Bu kısım haritanın bu kısmı yani boss fight'a doğru giden kısım Forbidden Lands mi, öyle bir şeydi. Yani yasaklanmış yerler. Nedenini sorarsanız oyundaki mümkün olabilecek en tehlikeli bölge burası. Çünkü burada şeyler spam olasılığı çok yüksek. Corrupted Wyvern'lar olsun, Gigalar olsun. Aşırı fazla spamlanıyor. Saniye başı bir sürekli bir şeyler spamlanıyor. Hepsi yüksek level güçlü. Her biri 500-600 level. O tipten bir şey. O yüzden fazlasıyla riskli. Tabii çok fazla vurmuyorlar bize neyse ki. Şeyler çıkarsana. Bunlar savunur bizi belki. Yeri fark ederseniz işte şey gibi. Evet, hatta bazı tek şeyler var. Şöyle değişik değişik ağaç yapıları falan var. Bu havadan olduğu için sadece Wyvern daha tehlikeli. Yerden olduğunda savaşarak gitmemiz gerekecek. Bunda direkt dronları açıp gidebiliyorsun. Onları bir yerine ek. Buranın yolunu hatırlamıyorum. Yani uçabildiğimiz için Desert Titan için sorun değil de diğerinde doğru yoldan gitmemiz gerekiyor.
O yüzden bunda direkt dümdüz yukarı gideceğim. Basit olarak şu şeye gitmeniz gerekiyor. Dikenin olduğu yere. Oraya bir mağaradan filan geçiyorduk diye hatırlıyorum da onu diğer titanları getirirken karar veririz. Kaydımız nasıl? Kaydımız gayet güzel gibi. Orası değil, şurasıydı sanırsam. Yo, bir dakika. Şimdi hatırladım. Bunun savaş arenası harita sınır dışı sanırsam. Öyle bir şey vardı. Harita sınır dışı, doğru mağaradan gitmezseniz ölüyorsunuz. Harita dışıydı diye hatırlıyorum. Yerimizi göstermiyor ki. Bu civarlarda savaştığımızda eminim onunla ya. Tam olarak yerini hatırlamıyorum. Slow-mo'yu açabilirim bu arada zaten. Çok fazla bir fight yok. Ha, burası burası. Ben fazla ileriye bakıyormuşum. Ya kısaca şu yolu filan takip edip buraya varmamız gerekiyor. Diğerlerini nasıl yapacağım hiç fikrim yok. Burası King Titan. Bütün Titanların kralı. Dünyanın yöneticisi, dünyanın bossu. Dünyayı bu şekle sokan, Titanları zehirleyen, insanlığı yok eden, bütün türleri yok eden, daha ne diyeyim? O Titan'ın yeri. Ve şu anda onunla savaşacağız. Yani ne kadar büyük bir şey olduğunu anlamışsınızdır. Spawn platformu da burada. Ve şurada çıkıyordu diye hatırlıyorum. Şimdi bunları önceki gibi yerlerine koyacağız. Bunu buraya koyup bekleyeceğiz. Hatırladığım kadarıyla çünkü bu Desert Titan hiçbir şey yapmamıştı. Bildi AFK beklemişti, sadece tanklamıştı. Bir de fazla yaklaştık, biraz dur. O kadar yaklaşmayalım. Flow'un içine sokabilirsin gerekiyor ya da dursun. Okey. Şimdi bu burada. Pasif olduğun yerde bekle, yalvarırım. Şimdi uçarak base'e geri gideceğiz. Oradan diğer titanları getireceğiz. Daha sonra yola bakarsanız şu girişten çıkacağız. Bu şekilde gideceğiz. Şurada bir yerde bir tırmanış daire yeri var. Oradan da ilerleyeceğiz. Evet. Forest Titan'ı aldık, şimdi bununla gideceğiz. Tabii ki bunu hızlandırmazsan bir saat daha önce varırız oraya, o yüzden. Her şeyi yok ediyor yolundaki. Yer Titanları da savaşabiliyor. Yani buraya Titanların üstünde götürmediğiniz sürece ya da Kreopod'la zor yani buradan geçirmeniz onları. Ya yani boss alanına giderken bile risk, yani öyle diyeyim. Umarım yaratıklar çok fazla vurmaz. Ki ya zaten üstüne basıp eziyoruz çoğunluğunu da. Lütfen çökme. Lütfen crash verme. Yalvarırım, crash verme. Okey, 15K çaktık bir tane Peter'den. Ha, bizi umursamıyordu, doğru. Yaratıkların çoğunluğu bizi umursamıyor. Sadece Wyvern'lar filan umursuyor.
Çok eğlenceli bunları sürmek bu arada. Bu sana zıplayabiliriz doğru. İşinize gidin. Ha gördünüz mü? Bir direkt spawn oldu. Aşırı ağırım. Niye aşırı ağırım? Ağırlığım maksandı şu an. He çünkü Giga benim üstüme binmiş gösteriyor şu anda. Neyse boş ver. Bunları hiç umursamayalım çünkü dönüp vurana kadar zaten 1 saat geçiyor. Zaten öldüremezler yeterince hızlı. Wyvern'lar sıkıntı biraz. Arada bu Wyvern'ları bir iki tane sinek avlıyormuş gibi şey yaparız. Tokat atarız. Sonra bu kısımda takılırız. Hadi ama ciddi ciddi geçemiyor musun burada? Büyük ihtimalle ayağımın altında oldukları için geçemiyorum. Essene şunu. Onu yapma, onu yapma. Sadece es. Ezemiyorum. Ya o kadar kolay öldüremezler de. Yine sıkıntı. Hadi. Tamam tamam kurtulduk kurtulduk kurtulduk. Sadece koş. Yürü. Ayağının altına girmelerine izin verme işte. Tamam yeni taktik. Hangi ne vardı bunlarda? Hangisinde ne vardı hatırlamıyorum. Bu yukarı çok kötü. Bu kötü, bu kötü, bu kötü, bu kötü. İptal, iptal, iptal. Titan'a bin. Wyvern'lar aşırı tehlikeli burada. İptal göre iptal Titan'a bin. Tamam büyük bir çoğunluğu hallettik hadi. Burası geldiğim yer değil mi zaten? İyice şaşırdım yönümü. Hadi. Takılmayın bir ayağıma ya. Çok saçma bir şey. Ayağıma takıldıkları için geçemiyorum. Aç slow'mu. Önündeki şeyi bir halleder misin?
Tamam, doğru, mağara buydu. Mağara bu değil, buna gerek yok. Bu sitede de çok daha rahat olacak. Zıplayacağız sürekli çünkü. Tamam, mağara buydu. Bunları eskiden kriyopodlayabiliyorduk da sonra düzelttiler onu. Tamam, bu mağaradan gitmemiz gerekiyor basit olarak. Tamam, burası sıkıntı, çok fazla şey var. Kötü fikir, mağaranın yanlış yerine gidin. Cici de ölebiliriz şu an. Tamamdır, yanlış yermiş. Yanlış yoldan gelmişiz. Bu mağara şey doğru, şehirden gelirken. Buradayken değil. Kırmızı ateş gördüğümüz anda bir iki tokat atıyoruz. Maymunları peşimizden atıyoruz. Doğru yoldayız. O kadar saçma bir durumdayız ki şu an. Rastgele gidip yerdekileri tekmeliyoruz falan. Ulaştık. Okey. Oh. Sonunda ulaştık. Canımız da bayağı bir yok olmuş yani. Bunun iyileşmesini beklemem gerekecek ya da bir şekilde iyileştireceğim. De titanlar nasıl iyileşiyordu hiç fikrim yok. Yavaş yavaş iyileşiyorlardı. Yemeğimi bitirdim yani, o kadar. Ama bu sistemle daha kolay olacak çünkü direkt şey yapabileceğiz onu. Tamamdır. Sen de burada bekle. Şimdi ben bu sitanı almaya gidiyorum. Evet, bu sitanı aldım ve bu sitanı diğerine göre çok daha hızlı. Zıplamasını da unutmayalım. Sürekli zıplayarak gidebilirim aslında. Gerek yok. Tamamdır, hadi bakalım. İşkence başlasın. Ama tek farkımız bundayken zıplayabiliyoruz. Ve titanlar corrupted yaratıkları 5 katı mı ne daha fazla saklıyor. 67k. Hop hop hop. Oha. Hiçbir şey önümüzde duramıyor şu an, var ya.
Çekildi önümden. İşte bu yüzden bu sistem daha çok revim. Hem manevra, hem hareket ettirmesi daha kolay, hem daha güçlü. Hem bir sürü değişik özelliği var. Hem zıplayabiliyor yani, daha ne istiyorsun? Bu kadar büyük bir şey zıplaması ayrı bir mucize zaten. Ve Corrupted yaratıkları Titanlar daha fazla vurduğu için aşırı fazla vuruyor. Yani bana mı vuruyorsun şimdi? Ve dönüş hızı da çok daha fazla. Sanki. Bir yumrukla hallettik. Let's go. Ve ekstradan et fili hasat edebiliyor bu. Diğer titanlarda yok. Ama zıplamak aşırı fazla sistemle harcıyormuş. Bölüm 40 dakika oldu bile ve daha boss savaşına başlamadık bile. Boss savaşı o kadar abartı uzun sürmüyor zaten. Biraz uzun sürüyor tabi diğer boss savaşlarına göre. Ve aslında diğer boss savaşlarından daha kısa sürüyordu sanırsam. Buraya zıpladık. Birine 18k olarak tepesine indik. Mantıklı olan da buydu zaten. Öyle bir şey tepene zıplarsa en az 18k hasar alman gerekir zaten. Tamam, aşırı fazla envanterimiz doldu. Yani ağırlığı dolduğundan değil, envanterde şey var. Belli şey limiti var. Birim limiti var. Şu envanterinde şu an mesela 200 stack filan var, 200 tane birim var. Kendi ağırlığı olmasa bile şey oluyor, öyle gösteriyor. Tamamdır, her şeye tek attık önümüzdeki sineklere. Bak, Fortress'ın ne kadar zor uğraştık. 4k filan böyle, bu direk 60k, 70k filan vurup geçiyor. En güçlü titan buydu o yüzden. King Titan'la filan 1v1 ataması da bizim yardımımızla 2v1 atacak. Yani Forest ve Desert açıkçası tanklamak için orada duracak daha çok da. Yani Forest da biraz saldırdı, Desert hiçbir şekilde saldırmıyor, niye bilmiyorum. Efsane bir yaratık o. Shockwave falan yapıyor ya bir de. Alın hasar çok büyük onun. Bu kötü fikirdi. Tamam, aşağı düşmedi. Tamam, havada tek attık. Titanlar öldüğünce havada kalıyor bundan cesetler diyebilirim.
İşine git küçük Rex çık. Arada bir yürüyebilir miyim normal? Slow'mu ona alacağım abi bunu. Aşırı yavaş bunlar. Ve 3 titanımız da burada. Bunu yerine koyalım. De Forest Titan'ı bir iyileştirmemiz gerekecek. Bayağı bir az canı kaldı. Yeterince fazla tanklayamaz. Aşağı düşme. Kısa mesafe zıplatırsan zıplamıyor. Bir minimum limiti var onun. Tamamdır. Şimdi hemen hızlı bir şekilde Forest Titan'ı iyileştirelim. Evet. Bir de şimdi şimdi bu boss fight şu şekilde. 4 tane mech'i birbirine birleştirebiliyoruz bir tane modül sayesinde. Ama o modülün kilidini boss'u gamma seviyesinde yenerseniz açabiliyorsunuz. Öyle bir değişik detay var. Bu boss'un gamma seviyesi normal şey. Alfa seviyesi tek. Bildiğin şey oluyor. Elementli tek filan oluyor. O yüzden nasıl yapacağım? Ekranda Gamma'nın fotoğrafını yani nasıl diyeyim? Ya ilk başta bunun modülünü açmak için ilk başta bunu şeyde yapmanız gerekiyor. Gamma. Bu Gamma'da yenmeniz gerekiyor ya da Beta'da da oluyordu herhalde. Gamma ya da Beta'da yenmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi Gamma ve Beta'da normal. Ama Alfa'da teke dönüşüyor. Ve bunun ekstra özelliği de bunun bir sonraki seviyesini yenmek için bunun bir önceki seviyesine ihtiyacınız var. Mesela Beta için Gamma trofisine ihtiyacınız var. Alfa için Beta trofisine ihtiyacınız var. Ne bileyim bir sürü değişik şeyler falan var. Aynı zamanda 3 Titan'ın trofisi de lazım. Alfa'yı çıkarmak için. Yok hepsi için. Bayağı zor. Şimdi biz şu şekilde yapacağız. Gamma Titan'ı şimdi ekranda göstereceğiz. Yok ekranda göstermeyeyim. Savaş ortalarında bir yerlerde Gamma Titan fotoğrafını göstereceğiz ki Gamma Titan nasıl duruyor fark etmeyelim. Yani görelim. Ve aralarında hiçbir fark yok bu arada yani. Sadece hasarları ve canları değişiyor. Sadece görünüşleri farklı bunların. O şekilde. O zaman şimdi Gamma'yı yenmiş varsayacağız. Ve modülü alacağız. Kildini açtığımız modülü. Ve Alfa ile savaşacağız. Çünkü öbür türlü olsa Gamma ile savaşacağız. Sonra bir de Beta ile savaşacağız falan. Hiç gerek yok ona. Ve şimdi sıra mech'lerde tabii ki. Tamam şimdi bu mech ana lider mech'imiz olacak. Biraz daha önde duralım. Burada dursun. Bunda hiç modül yok fark ettiğiniz gibi. Şimdi modülü ekleyeceğiz. Bunları da 3 modülden koydum oyundaki 3 modülden. Yani bir amacı yok zaten. Bunlar kendi başına savaşamıyor yani. Dönüştükten sonra da şey olmayacak ama havalı dursun diye ekledim bunları. Tabii şu an var ya tam bir şey gibi. Savaş ekibi. Son savaş ekibi ki uyuyor zaten. Ya yani kısacası o modülle bu 4 mech'i büyütüp yani birbirine birleştirip Voltron'u oluşturacağız. Ve bu sayede daha güçlü bir mech elde edeceğiz. Evet modülü aldım. Bunu yapmak için dediğim gibi Gamma Titan'ı yenmeniz gerekiyor. Megamech. Megamech Operational Materialization Interface. Bunu takıyorsunuz. Aşağıda yazı çıktı. Megamech Equipped. 4 ekstradan 4 tane yani 4 tane mech'in birbirine yakın olması gerekiyor. Ve Alpha Titan'ın spamlanmış olması gerekiyor. Onun dışında hiçbir şekilde çalıştıramıyorsunuz bu modülü. Tamam şimdi hemen şu şekilde bir SS görüntüsü alalım. Tamam simetri tamamıyla bozuk koymuşum. Onu hemen düzelteceğim. Ve karşınızda final boss savaşı ekibi. Kırmızı Mech liderliğinde Titanların desteğiyle dünyayı kurtaracağız. Bayağı iyi oldu. Tamamdır şimdi. Burada platform. Burada spawn edip olabildiğince hızlı bir şekilde mech'lere ulaşıp Titan spawn olmadan bitirmeden önce animasyon bitmeden önce mech'leri dönüştürmemiz gerekiyor.
300 tane Corrupt Heart, 20 tane Spinosaurus, Beta King Titan trofisi, Ice Titan trofisi, Forest Titan trofisi, Desert Titan trofisi, 20 tane Giga Kalbi. Çok nadir bir drop bu arada. 20 tane Titanoboa Boğa Zehri ve 10 tane Alpha T-Rex dişi. Alpha T-Rex bak. Hazır mıyız? Aşırı heyecanlıyım. Hadi bakalım. Tamam, zaman vermiş, zaman vermiş. 60 dakika süresi var. Mech Transformer! Fight! Let's go! Ultimate Mega Mech! Savaş hazır! Let's go! Saldır, saldır! Evet, Mega Mech'in tabancası yok gördüğünüz gibi. Saldır, saldır, saldır. Neutral. Bana yardım edin. Şu an Titanların savaşı oluyor. Bu arada Gamma Titan'ı da göstereyim hemen ekranda küçük. Güzel. Çok fazla vuruyorum bu arada. Ne oluyor? İyileşiyor muydu bu? Stunlandı bu. Şu anda birazcık tuhaf bir ortam olmuş olabilir ama başlangıç kısmı çok güzeldi. Yumruk falan atıyor bak. Forces, herkes savaşmaya çalışıyor da. Hadi Ice. Ice, sana ihtiyacım var Ice Titan. Tamam, saldırmıyorlar. Bu arada diğer mekler yok olmuyormuş, onu fark ettim. Ve King Titan Corrupted yaratıklar çıkarabiliyor. Gökyüzünden meteor indirebiliyor. Ondan sonra dur. Bu moddayken sanırsam meteor falan indiriyor. Evet. Böyle şu element nodlarından çıkarıyor. Bunları öldürmeniz gerekiyor. Yoksa iyileşiyor falan. Bu arada Mega Mech'e bakmak isterseniz kaç? 6 milyon canı var. Sınırsız sistemine 60k ağırlık. %2400 hasar. Bunları yok etmeden şey oldu. Hasar vuramıyorsunuz normalde herhalde bunları. Uf. True damage vuruyor bu arada bu. Yani beyaz şey true damage diyor. Yani bütün zırhı mırhı umursamıyor. Saldır. Bu Titan, sana ihtiyacım var. Belki yoktur da canlarımız eşit gibi şu anda. Bütün havayı kaçırdın şu an Ay Titan. Stun yedim, stun yedim. Dur, şu element loduna ihtiyacımız var. Hayır, 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 hayır. O çok güçlü, o çok güçlü. Ateş filan püskürtüyor. Güç yumruğu, hayır. Kaçsana şuradan. Kaç oradan, kaç oradan, kaç oradan. Acil kaç oradan. Acil kaç oradan. Kaç. Tamam, charge'lamasını engelledim. Ama o yumruğu vurmasını istiyorum neyse. Stun filan atıyor bize. Aslında uzaklaşsam Titanlara vursa bize. Şu an vuruyor.
Bu raptada yaratık mı çıkarıyor? Böyle saldırılarına falan bakam, direkt şey yapmıyor. Dediğim gibi fazla güçlü geldik şu anda. Megamek aşırı güçlü bir şey. Baksana aşırı fazla hasar vuruyor. O da bize vuruyor, gerçi de biz daha fazla vuruyoruz. Heh! Sonunda bu Titan'ı savaşmaya başladık. Ha, bu moddayken hasar yemiyor. Modları halletmemiz lazım. Bütün sesler filan karıştı. Ve fark ettiyseniz bütün elementle alakalı şeyler parlamaya başladı haritadaki. Bunlar filan değişik atmosfer ışığı vermeye başladı. Öldürünce iyileşiyor niyeyse. Tamam, şok ve. Bu arada bu King Titan'ın ve Megamek'in büyüklüğünü tam fark etmemiş olabilirsiniz. Dışarı çıkmaya korkuyorum ama. Meteor falan geldi çünkü. Şu anda King Titan böyle bir şey. Megamek de böyle bir şey. Evet. Aa, öldürdük. Tamam, Ice Titan tek başına halletti fight. Ve Megamek otomatik yok oldu. Etraftaki bütün korruptlı yaratıklar falan da yok oldu. Tamam, birazcık fazla hızlı falan olmuş olabilir ama fark ettiyseniz Forest Titan'ın yarısı gitmiş. Desert Titan ölmek üzere. Megamek'in de canı yarıya falan gelmişti. Ama hallettik yani. Değişik değişik saldırıları falan vardı. Tam göstermemiş olabilirim ama hızlı bitti ve biraz tuhaftı açıkçası. Artifact. Uf. Trofi, bayraklar, bir sürü item. Ve bu alanın içinde durursanız sinematik giriyor, durmazsanız itemi alıp çıkabiliyorsunuz. Işınlayıcı falan değil miydi bu? İçindeki her şeyi almamız falan mı gerekiyor? Bir şeyler oluyor. Çok parlama olduğundan göremiyorum ama.
Evet, Extinction'ı bitirdik. Gerçekten oyundaki en güzel sinematik sahne o diye hatırlıyorum. Genesis 2'ninkini görmedim henüz. Şimdi orada ne olduğunu anlamadıysanız kısacası şu şekilde. Biz King Titan'ı yendiğimizde dünyayı kurtardık. Ve bizim protokolümüzde... Dur bekle. Böyle olmadı. Böyle başlamayacağım. Dur. Oh, bayağı bir konuşacağım bu arada. Şimdi. Bizi diğer arkların hepsinde bu an için hazırladılar. Diğer arklarda boss savaşlarını yaptık. Hepsi buradaki boss savaşlarına ve King Titan boss savaşına hazırlanmak içindi. Ondan sonra Overseer'i yendik. Kendimizin güçlü olduğumuzu, dünyayı kurtarabilecek şeyde olduğumuzu kanıtladık. Scorch Earth'e gittik. Matikör'ü yendik. Aberration'e gittik. Şeyi yendik. Rockwell'i yendik. Şimdi Extinction'a gidip dünyayı kurtardık. Ve teknik olarak otomatik bir protokol ayarlamış. O kadın bu arada Helena'ydı. Hani bizim yanımıza robot almıştık ya. Onun vücut bulmuş hali gibisinden bir şey. Ve aynı zamanda zaten vücudu oydu zaten de o şey Genesis'te bir part 1'de gelecek o. O yanımızdaki kozmetikti neyse. O şekilde o Helena'da şey bu bizim gibi bizim geldiğimiz yollardan gidip dünyayı kurtarmaya çalışan ama sanırsam başardım başaramadım bilmiyor. Bir şey olup ölüyor falan. Şimdi biz dünyayı kurtardığımız için yeniden canlandı. Uçabiliyor falan neyse. Ondan sonra implantımızı kaldırdı. Artık implantımız yok. Bu da Arki dünyayı kurtardığımız için falan. Ve protokolün şeyi olarak King Titan yendiğinde bütün arklar, yani yörüngedeki bütün arklar, bütün şeyler, İstan, Scorcher falan hepsi dünyaya iniyor. Ve dünyaya inip onun içinde yeşillikler, ekosistem falan olduğu için dünya yeniden yeşillendiriyorlar, yeniden canlandırıyorlar. Etrafta ağaçlar falan çıkıyor. Ve arkların ekstra bir özelliği olarak da birleşip yavaş yavaş gezegeni elementten arındırıyorlar yavaş yavaş zamanla. Ve bu şekilde dünya kurtulmuş oluyor. Ve insanlar yeniden şey olmuş oluyor. Yani insanların nesli tükenmemiş oluyor arklardan gelenlerle birlikte. Bütün arklardakiler birlikte yaşıyor. Tabi online'da olsaydı kaos olurdu orada da neyse. Ama hesaba katmadıkları bir şey var. Bütün arklar iniyor arktan. Bu da Aberration'ın da indiği anlamına geliyor. Tamamıyla corrupted olmuş tek ark. Ve Aberration da yere indiği için ve onda teknik olarak element çok güçlü olduğu için ve etrafı element yayabilecek. Yani corruption hala bitmedi. Sırf Aberration da indiği için. Ve Aberration bozuk olduğu için fark ettiğiniz gibi diğer arklar gibi normal, stabil bir şekilde inmedi. Direkt çakılarak falan indi. Baxter'dan sonda bir şey oldu. Yaratık bağırması gibi gelmiş olabilir ama o aslında şey. Değişik bir şekilde sesiyle oynanmış Rockwell'in sesi. Rockwell hala hayatta. Çünkü Aberration'da hatırlarsanız Rockwell'i öldürdük. Ama öldürdüğümüzde hiç yok olmadı, yere düşmedi, cesedi filan çıkmadı. Direkt o havuzun içine girdi. Yani Rockwell ölmedi, hala yaşıyor. Ve Aberration'a bir yere indiğinde artık King Titan'ın görevini o üstlendi. Ve Corruption tekrardan dünyayı sarıp dünya yeniden ele geçirecek. Ama Rockwell yarı insan olduğu için aklı filan var, o yüzden daha akıllı şeyler yapabilir. Ve bu şekilde Corruption hala bitmedi. Bir de ekstradan Genesis Part 1'i halletmişizdir. Genesis Part 1'de de basit olarak şey yaptık. Biz şimdi sanırsam başka karakterim diyor, aynı karakterdi. Neyse. İmplantımız kalktı ve Genesis Part 1'e gittik. Genesis Part 1 bir şey. Simülasyon. Dünyayı kurtarmak için sanırsam ikinci plan filan da o yani. Rockwell gibi bir şey olursa falan diye ya da zaman dilimini tam bilmiyorum ben de. O şekilde bir simülasyon. Bizi orada dışarıya hazırlıyor simülasyonda. Yine şeyle kapışmak için herhalde. Ya Rockwell'le ya da King Titan'la. Zaman dilimini bilmiyorum dediğim gibi. Karışık biraz oralar. Genesis simülasyon. Ve Genesis'e gidiyor. Simülasyona katılıyorsun. Ya başka karakter ya da bu karakter. Hiç fikrim yok. Dediğim gibi zaman dilimi falan tamamıyla karışık. Bu şekilde. Sonraki haftaya
Genesis Part 1 ile devam edeceğiz. Sonra onu bitirip Genesis Part 2'yi halledeceğiz ve Ark'ı bitireceğiz. Sonra Ark 2 gelince belki çekeriz, bilmiyorum. Evet, bu serinin de sonuna geldik. Seri değil. Evet, bu bölümün sonuna geldik. Daha çok Ark gelmesini istiyorsan beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.